Canına uğur diye mi talipler? Bir beteri. Okey, bir beteri izleyelim önce. Buğur, sana gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ama maalesef kafa yapılımız uyuşmuyor. Ya neden hani yani aradığın şey neydi? Ne bulamadın? Ben çok çektim zaten. Tamam. Yani artık hani bana bakabilecek bir insan istiyorum. Çalışıyorum hani işim var, hani gücüm var. Hiç yani öyle bir insan ama kirada değil. Kalmak istemiyorum. Kirada. O zaman şöyle bir söz versem ben sana. En kısa zamanda ev alacağımı söz versem bu kadar insanın içinde. Maddi durumu iyi olsun istiyorum ben. Peki maddi durumu iyi biri senin için kimdir? Ya ev olsun. Tamam, kaç para maaşı olsun? 1,5 milyar. Uğur'la karar anında gerçekten iyi düşünmediğimi... Şimdi günah çıkartıyorsun sen. Biraz önce evden vazgeçtim dedi. Ve Uğur'la tekrardan bir araya gelmek istiyorum. O gün tabii benim yani gururum incildi. Hani ben ısrarla üstelediğim için ben artık bir şey diyemeyeceğim yani. Eğer ki kabul ederse ben 70 milyonunda söz veriyorum. Onu bir ömür boyu mutlu edeceğim ve yemin ediyorum onu bir daha üzmeyeceğim. İşte o zaman ben hani söylemiştim sana. Sırt sırta verirsek her şey tamam olur demiştim. Ama sen o zaman hani hayır dedin. Peki şimdi ne diyorsun? Bu sefer ben sana teklif ediyorum. Ben bir şey desem bile ailem karşı çıkar yani. Esra Hanım, ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle hadi. Hiç kimse kırılmasın, üzülmesin. Tamam. Ben locadan başka bir bayana aşık oldum. Kime? Canan. Git, bir şey demiyorum Esra Hanım. Güle güle diyorum gerçekten. Ama pişman olacağını biliyorum. Kendine güvendim. Ondan bir şans istedim. Gerçekten çok pişmandım. Gerçekten. Ama demek ki değmeyecek bir insana pişman olmuşum. Senin de saçına karlar yağacak. Senin de yüzüne aklar dolacak. Elbette kalbini biri yakacak. Pişman olacaksın günün birinde. Beni anacaksın günün birinde. Ya çok özür dilerim, ne olur saflama verin. Şimdi hangisi pişman oldu? Sen mi oldun pişman? Bu sefer ben oldum pişman. He? Evet ben oldum bu sefer. Ben sen pişman oldun. Evet. Pişman olup geri geleceksin diyor. Bir yıl ön, bugün mü? Bu aralar. Ya bir yılsa bu aylarda demek ki. Sen şimdi pişman olup geri mi geldin? Evet. Ay hoş geldin ayol. Hoş bulduk. Yemin olsun anlamadım ya. Ben de anlamadım. Şimdi bak. Olayı hiç hatırlamıyorum. Uğur sana talip olarak geliyor, sen onu reddediyorsun. Evet. Sonra... sen ondan bir şans istiyorsun. Uğur sana şans vermiyor. Başka birine şans veriyor. Ve Uğur'un kararı sen aslında... diyorsun ki değmeyecek biri için üzülmüşüm diyorsun. Uğur bir yıl sonra aklı başına geliyor, geliyor. Uğur. Desene ben, bir şey. Esra Hanım, ben büyük bir hata yaptım. Yani, Canan'dan özür diliyorum. Bir af diliyorum. Yani son bir kez şans vermesini istiyorum ondan. Böyle biz 6 yıl gidermişiz. Peki bu kadar kolay mı? Aa. Gerçekten çok pişmanım. Buradan başkasına aşık oluyorsun ve giriyorsun buradan. Yalnız aşık oldun. Aşık oldum diyorsun. Aşık oldum deyip de gidiyorsun. Ama ilk başta bana geliyorsun. Senden bir erdemlik bekliyorum ben. Adam bir yıl sonra pişman olmuş ya. Muhammed. Esra Hanım, bence bir şans vermesini istiyorum ben. Peki hızlıca alayım hemen yorum yapmak isteyenler. Bence de Canan abla bir şans ver. Adam geri gelmiş yani. Kız niye Canan olmuş abla diyorsun? Aramızda 3 yaş var. Bilmiyordum yaşını. Ha. Barış.
Bence de bir şans vermeye hak ediyor arkadaş. Asma? Bilemedim ben ya, bir şey demeyeyim. Acımasızsın sen zaten. Canan Hanım öyle bir erkeğe teklif edecek karakterde değil, biraz ciddi bir bayan. Ona etmiş ve red cevabı alsa yani bu şeye demiş. Ben sendeki bu evlat acısı, bendeki de kuyruk acısı varken bu iş olmaz der yani. Canan. Esra Hanım, ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Peki biraz konuşmak ister misin onunla? Titriyorum. Ellerim titriyor. Ya böyle şeyler hep benim buluyor ya. Adam bir yıl sonra pişman olup geliyor. Bir yıl ya. Benimle bir çay içer misin canım? Ne yapsın? Ben sen olmayacağım. Gidelim. Süper süper. En güzel bölüm başlıyor.